Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde EDUS programını ilk kez çalıştırmak konulu dersi işleyeceğiz. Gelin hep birlikte EDUS programımızı ilk kez çalıştıralım. EDUS ikonunu çift tıklayarak programımızı ilk kez çalıştırıyoruz. Programımızı ilk kez çalıştırdığımızda karşımıza şöyle bir ekran geliyor, Folder Settings. Bu sizin EDUS'ta yaptığınız tüm çalışmaları bir klasör içinde toplar. Buradan bir klasör belirtmenizi istiyor. Yine buradan Browse seçeneğini tıklayıp hard diskimde nereye kopyalamak istersem, burada bilgisayarım, my computer görüyorsunuz. Ben ikinci hard diskime EDUS diye bir klasör açtım. Burasının olmasını istemezsem yine hard disk ikonumu tıklayıp make new folder komutunu tıklayarak EDUS dersleri şeklinde bir klasör oluşturuyorum. Benim EDUS'ta yaptığım tüm projeler artık bu klasör içinde toplanacak. OK tuşuna basıyorum. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bizim video işimiz, kurgu işimiz çok büyük dosyalar. Yani hard diskte çok yer kaplayan dosyalar olduğu için film dosyaları. Projenizde footage'inizin nerede olduğunuzu bilmeniz için, yani film dosyası, ses dosyası vesaire, derli toplu çalışmanızı öneririm. Bu yüzden EDUS bu konuda çok yardımcı oluyor kurgucuya. Onu da söylemek istiyorum. Okey diyerek geçiyorum bu pencereyi. Daha sonra bir proje ekranı proje penceresi daha doğrusu ekrana geliyor. Ve benden bir profil seçmemi isteyecek. İlk defa çalıştırdığım için. Buradan yeni projeyi seçiyorum. Daha önce açmış olduğum bir proje olsaydı Open Project diyecektim ve burada şurada gördüğünüz file name, işte hangi klasörde, durumu nedir vesaire gibi bilgileri içeren sırayla burada en son açtığım projeleri görecektim. Ama ilk defa çalıştırdığımız için biz bu ekranı görüyoruz ve New Project komutunu tıklayarak bu pencereye ulaşıyorum. Bu ilk kez çalıştırdığım vakit ekrana gelen bir pencere arkadaşlar. Daha sonraki açılışlarda bu pencere ekrana gelmeyecek. O yüzden bunu ayrı ders olarak anlatıyorum. Şimdi benden bir proje preseti, template'i ya da kalıbı diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Yapmamı istiyor EDUS. Birinci derste anlattığım gibi bizim çalışma standartımız SD olacak. Buradan SD'yi seçiyorum. Ne demiştik? PAL 25 frame per second oynatır. Fakat aslında bu 50 karedir. Yani bir kareyi ikiye böler ve interlaced olarak kaydeder. Burada görüyorsunuz 50i seçeneği aktif. Zaten SD seçeneğinde uygun olmayan frame rate'ler, yani saniyede oynattığı kare oranları gördüğünüz gibi deaktive olmuş durumda. 50i'yi seçiyorum. PAL'de 50 interlaced frame oynar saniyede. 59.94i ise NTCG, yani Amerika'nın ve diğer bazı ülkelerin kullandığı sistemdir. Tüm Avrupa ve Türkiye'ye de dahil buna büyük Asya, bazı Asya ülkeleri PAL sistemi kullanır. Onun da standartı 50i'dir. Bahsetmiştim, progresif P harfiyle ifade edilir. Eğer progresif çekerseniz, yani kameranızın böyle bir özelliği varsa ya da size böyle bir footage geldiyse, o zaman 25P'yi seçeceksiniz. Burada da bana hangi renk derinliğinde, hangi bit aralığında çalıştığımı soruyor. Burada genelde 8 bit aralığında çalışılır. O yüzden 8 biti tıklıyoruz ve next, yani sıradaki adım komutunu tıklayarak bir sonraki pencereye geçiyorum. Ve bana burada
Böyle bir proje prezetinin yani SD50i 720, 576 ve 8 bit renk derinliğinde bir proje prezeti oluşturduğumu bana söylüyor bu pencere. Completed diyerek yine ilk baştakine benzer bir pencereyle karşılaşıyorum. Bakın burada proje dosyama, yeni açtığım proje dosyama bir isim vermemi istiyor. Kendinden hemen Untitled diye bir isim vermiş. Şurada altta folder görüyorsunuz. Hatırlayacaksınız ilk açtığımızda ne yapmıştık? Derli toplu çalışmak için Edius da bize yardımcı oluyor demiştim. E hard diskimizde Edius dersler diye bir klasör açtık. Şurada görüyorsunuz. Ve Untitled diye kendisi yine bir klasör açıp şu anda isim vereceğimiz, yani şurada hangi ismi verirsek buradaki isim de değişecek. Tüm projemizi derli toplu bir projenin içinde, bir klasörün içinde koruyacak bir isim verelim. Buna ne diyelim arkadaşlar? İkinci ders diyoruz. İkinci ders. Projemizin adı ikinci ders. Bakın hemen burada kendisi de bir klasör oluşturacağını gösterdi benim için. Aşağıda preset list diye bir pencerem var. İlk açılışta hiçbir preset listimiz olmadığı için, hiçbir presetimiz olmadığı için daha doğrusu bir çalışma kalıbımız olmadığı için boş gelmişti ama şu anda bir tane var. Edius'u daha sonraki açışımızda göreceksiniz. Buradan istediğimiz kadar preset oluşturabiliriz. Yani formatlamak, kurgulamak istediğiniz film High Definition standartında olabilir. O zaman ilk açılışta High Definition olarak açacağız ya da daha sonra bu presetlerin içine High Definition preseti de ekleyeceğiz. Tek olduğu için şu anda preset listim. Bunu tıklayarak OK tuşuna basarak devam ediyorum. Ve bir süre bekledikten sonra Edius video kurgu programım açılıyor. İlk açılışta tabii doğal olarak default olarak gelen pencereler var. Şimdi hemen preset listimizin ilk açılışta gerçekleştirdiğimiz SD standartında oluştuğumuz preset listi nasıl değiştireceğimizi ve eğer high definition bir video ile ya da kurgu ile karşılaşırsak onu nasıl yapacağımızı buradan görelim. Şuradan görüyoruz. Bunlara pop-up menü de denir. Windows programlarına ya da bilgisayara eğer hakim iseniz zaten bu komut sıralaması hemen hemen tüm Windows programlarında aynıdır. Görüyorsunuz programın adı File, Edit, View vesaire şeklinde gidiyor. Buradan Edius'a özel Settings komutunu pop-up menüsünü tıklayıp alt menülere ulaşıyoruz. Buradan tahmin edeceğiniz üzere Project Settings komutunu tıklayarak bakın başta oluşturduğum presete ulaştım. Neydi? Standard Definition 720x576 50 Interlaced 4:3 oranında 8 bit renk derinliğinde. Buradan bu project settingle istediğim değişiklikleri yapabilirim. Buradan da ayrıntılarını görüyorum. Bakın şu yanda description penceresinden. Şu komutla change current setting komutuyla yine ilk baştakine benzer bir pencereye ulaşarak buradan ilgili değişiklikleri yapabilirim. Şuradan bakın video presetin adı. Ses presetinin adı ve tanımı. Frame size'ı biliyorsunuz PAL'de biz 720x576 çalışıyoruz. Aspect ratio'muz yani görüntü oranımız, bunu anlatmıştım arkadaşlar. Görüntü oranımız 4:3 yani ekranın en oranı 4 ise boy oranı 3'tür. Field order, bu fieldlerle ilgili yine birinci derste bahsetmiştim tanımlar kısmında. Burada görüyorsunuz upper field, lower field ya da progressive olarak tanımlanıyor.
Burada küçük bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Biz normal DV standardı çalışacağımız için Lower Field opsiyonuyla çalışmamız gerekiyor. Buradan bunu seçiyoruz. Video bitrate'i 8 bit seçmiştik, hatırlıyorsunuz. Ses oranı burada 48 kHz. 48 kHz DV'nin standartıdır. Böyle olması gerekiyor. Yine ses kanalları. Burada 4 kanal. Bize 2 kanal yeter şimdilik. 2 kanal yani stereo, sağ ve sol olmak üzere bize 2 kanal ses yeterli olacak bu dersimizi öğrenmek için. Audio quantization bitrate'imiz 24 bit. Bunu 16 bit'e çekiyoruz. DV'nin formatı bu olduğu için arkadaşlar. Burada yine Edius'la ilgili bazı ayarlarımız var. Render formatımız Canopus Haiku Standard default olarak geliyor. Bunda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Diğer ayarlar şu anda biraz advanced bilgiler içerdiği için girmiyorum. Ama siz sadece şunu bilin arkadaşlar. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Bizim daha ziyade bilmemiz gereken yerler şuradaki değerlerle ilgilidir. Bunlar önemli. Bir video kurgucunun bunları kesinlikle bilmesi gerekiyor. Yani SDPAL 720, 576, 50, 4 bölü 3 DV standartı bilgilerini bilmeniz lazım. 48 kHz 4 channel. Buradan da aslında değiştirebiliriz 2 channel şeklinde. Bu tekrar otomatik 24 bit oldu. Bunu 16 bit'e çekelim. Ve field order'ın lower field olduğu, video quantization bitrate'in 8 bit olduğunu, işte audio ile ilgili yine 48 kHz'de çalıştığımızı bilelim. Buna okey diyorum. Ve böylece bu sistem preset'le yani çalışacağım standartla ilgili değişiklikleri tamamlamış oluyorum. Peki nasıl yeni bir sistem preset'i ekleyebilirim? Project preset'i ekleyebilirim. Yine bu menüden System Settings'i tıklıyorum. Daha sonra bunları ayrıntılı olarak göreceğiz arkadaşlar ama şu anda ilk kez çalıştırdığımızda yapmamız gerekenleri ben anlatıyorum burada. İlk komutumuz, eğer bu kapalı gelirse şu kenarındaki artı ikonunu tıklayarak bunu genişletebiliriz. Application'la ilgili bazı komutlar görüyorsunuz. Tahmin edeceğiniz üzere Project Preset burada. Tıklıyorum. Bakın ilk başta oluşturduğum preset hemen görüyorum. Yine bunu buradan Modify komutuyla tıklayarak değiştirebilirim. Ben buna burada bir isim vermek istiyorum. Bakın şurada name komutum var. Yanında boşluğu tamamını seçerek siliyorum. Ve buna PAL büyük harflerle yazarsam okumam daha kolay olur. PAL SD standartında. Yani buna istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben Project Preset'in ayarladığım Preset'in cinsi PAL SD olduğu için PAL SD ismini verdim. OK'yi tıklayarak gördüğünüz ismim değişti burada. Daha sonra hatırlayabileceğim bir isim seçmemde fayda var. Yeni preset nasıl oluştururum? Sistem preseti, Project preseti daha doğrusu. Tahmin edeceğiniz üzere burada New Preset komutunu tıklayarak ilk baştakine benzer, ilk açtığımda, Edius'u ilk çalıştırdığımdakine benzer bir pencere ekrana gelir. Hemen burada buna bir isim veriyorum. Bunda da High Definition bir sistem oluşturalım. High Definition mesela LAÜ diyorum. LAÜ bizim üniversitenin kısaltılmış kodu arkadaşlar. Lefke Avrupa Üniversitesi. Nereden geldiğini eğer sorarsanız. H'de LAÜ prezeti oluşturuyorum. Buradan isterseniz bir ikon belirleyebilirsiniz. Bakın, Edios'un içerisinde seçebileceğiniz bir sürü size prezeti hatırlatacak bir sürü ikon var. Ya da dilerseniz ikon folder
şuradaki Windows terimlerine ya da pencerelerine aşinaysanız şuradaki 3 nokta 4 nokta ikonu tıklayarak bilgisayarınızdan herhangi bir yerde kendi resminizi ya da size o prezeti hatırlatacak bir resmi seçebilirsiniz. Ben buradan High Definition olduğu için High Definition ile ilgili bir ikon seçiyorum. Şuradan hangisini beğenelim? Mesela şu HD kemi seçelim arkadaşlar. OK tuşuna basarak bakın ikonum burada. HD kem geldi. Video presetler komutunda hemen şu küçük oku tıklayarak High Definition ile ilgili High Definition seçtiğim için High Definition seçeceğim arkadaşlar. Yoksa burada bütün video standartlarını görüyorsunuz. Buradan High Definition bir sistem seçeceğim. Biz Türkiye'de olduğumuz için PAL sistemi yani 50 interlaced'i kullanıyoruz. O yüzden High Definition bu arada şey de kullanabilir. Ona çok ayrıntılı girmeyeceğim ama P de olabilir, E de olabilir. Ya SD de E ve P olabilir ama SD standartı genelde interlaced çalışırız. Buradan neydi hatırlayacaksınız? 1920x1080 birkaç High Definition format olduğunu söylemiştim. Buradan görüyorsunuz 1280x1080, 1440x1080, 1920x1080. Ama Full HD diye tabir ettiğimiz High Definition 1920x1080'dir. Bunu buradan seçiyorum. Bakın bizim kullandığımız sistem bu. High Definition 1920x1080 50 Interlaced. Bunu tıklıyorum. Zaten bunu tıkladığımda aşağıdaki burada Advanced satırın eğer şuradaki üçgeni tıklarsam bununla ilgili bazı ayarlar direktman oluşmuş oluyor. Audio preset'i de şuradaki küçük okçuğu tıklayarak yine 48 kHz 2 kanal seçiyorum. Bakın burada hemen ilgili satırlar kendiliğinden dolmuş oluyor. Bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapma gereksinimiz yok. Ama yine dediğim gibi bazı High Definition formatlar bu değerlerin dışında olabilir. Bu değerlerin dışında derken farklılıklar gösterebilir. Mesela yüksek orandaki bir frame rate ile kaydedilmiş olabilir. Siz buradan hemen değiştirirsiniz. Kaynağınız neyse video presetiniz, project presetiniz de aynı olmalı. Yani Edius'ta kurgulayacağımız ayarlar aynı ayarlarda olmalı. Siz saniyede 60 frame çekilmiş bir filmle burada 25 kare seçerseniz sorun yaşarsınız. Tabii özellikle öyle bir etki yapmak istemiyorsanız onun da altını çizeyim. Field order'ımız değişiklik arz edebilir. Ama genelde High Definition 1920x1080 kameralar upper field çeker. Bunu da alt bilgi olarak not edin arkadaşlar. Yine burada render format seçeneğimiz var. Dediğim gibi buraları biraz advanced bilgilere giriyor. Çok fazla da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama render formatında Canopus HiQ standartı seçerseniz gayet iyi sonuçlar elde edersiniz arkadaşlar. Sonra OK tuşuna basarak burada yeni bir project oluşturmuş oluyorum. Görüyorsunuz HD LAVIEW PAL SD iki tane şu anda preset listim oldu Edius'umda. OK diyerek kapatıyorum. Şimdi Edius'u yeniden kapattığımda kapatıyorum. Bana şu anki projeni kaydetmek ister misin diye soruyor. No diyorum. Hayır yani. Hayır seçerek kapattım. Bakın Edius'u şimdi yeniden çalıştıracağım. Ve bana ilk başta hatırlarsınız bir klasör ismi sormuştu. Yani bir klasör oluşturmam için bir pencere açmıştı. Artık o gelmedi. Direkt ikinci pencere geldi. Hemen yeni proje diyorum. Bakın ilk açtığımda buraları boştu. Şimdi iki tane preset listim var. Buraya yine Edius
ediyoruz. İkinci ders diyelim. İkinci ders. Projemizin adı bu. Ve PAL SD'yi seçiyorum. Projem açıldı. Daha doğrusu yeni bir proje açtım. Şöyle pencereleri daha sonra ikinci derste düzenleyeceğiz. Şimdi başka bir şey göstermek istiyorum. Bu projeyi kaydederek şuradan Save Project diyorum ve tekrar kapatıyorum. Evet, Edius'u tekrar çalıştırdığımda bakın arkadaşlar, burada Recent Project, yani son açılan ya da üzerinde çalışılan projeleri burada görüyorum. Burada ne kadar proje olacağını, yani son projelerin kaç tanesinin burada görüneceğini, daha sonra Edius'un içerisinden bir takım ayarlamalar yaparak seçebiliyoruz. Bu sefer her iki komutum da aktif. New Project komutunu seçip yeni bir proje daha açabilirim. Evet, bunu seçip buradaki Open komutundan tıklayarak en son çalıştığım projeyi tekrar açıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Dediğim gibi bu dersi iyice anlamadan bir sonraki derse geçmiyoruz. Dersi istediğimiz kadar tekrar edebiliriz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.